Bir hayal uğruna daha kaç kişi bedel ödeyecek? Babam öldü. Siz yerinizi, yurdunuzu terk ettiniz. Abim neredeyse elini kana bulayacaktı. Benim kurduğum hayal tüm hayatları mahvediyorsa, ondan vazgeçmekten başka bir çare var mı? Sen de bunu yapmadın mı? Senin kaderini yaşamayalım diye yıllarca babama katlanmadın mı? Bazı kızların kaderi analarınkiyle bir yazılırmış. Demek ki gerçekmiş. Şimdi de borç ödeme sırası bende. Şimdi de katlanma sırası bende. Ben artık üzülmüyorum. Adaletin olmadığı yerde avukatlığın da hayal kurmanın da bir anlamı yok. Siz önünüze bakın. Kardeşlerimin kaderi sana emanet. Ben kendi kaderimi yaşamaya gidiyorum. Abi. Gel. Al beni. Zümrüt! Zümrüt! Babaannem çok kötü durumdaydı. Bir iç kanama falan olmasın. Doktor hala içeriden çıkmıyor. Endişelenecek bir şey yok orada. Anne sadece biraz yorgun ve hırpalandı. O kadar. Bence sen de eve git. Dinlen biraz. Ben burada babanla kalırım. İyi haber alalım da. Çoktan gitmiş işte, onu burada bulamayacağız. Bulacağız. Yemine teslim olmadan bulacağım onu. Anne Veysel'i, yani şey Veysel abimi arayalım. Yemin abimin yerini soralım anne. Anne, koskoca İstanbul'da çığlık çığlığa bağırarak ablamın yerini öğrenemeyiz. Hadi. Veysel'i arayacağız, gel. Gel. İyi haber, beyinde hasar yok. Mucize bir şekilde kazadan zarar görmemiş. Kötü haber, yaşadığı şokun etkisiyle kısa dönem hafızasında problem var. Sevgi Hanım kaza öncesine dair anılarında kopukluk yaşıyor. Peki zamanla hatırlayacak mı? Hatırlayacaktır ama çok yalnız bırakmayın. Sağlık kayıtlarını okudum. Psikiyatristiyle görüştük. Kendine zarar vermesinden korkarız. Annemi görebilir miyim ben? Kısa olacaksa tamam. Beklemenize gerek yok. Şu anda müşahede altında. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz eve götüreyim, dinlenin biraz. Ya kalacağım ben. İstiyorsan sen gidebilirsin. Hayır, ben sizinle kalmak istiyorum. Peki, kal o zaman. İhtiyacın olabilir. Ne zaman isterseniz ben yanınızdayım. Sağ ol. Alo, Veysel. Veysel abi. Şimdi, ver.
Anne eğer ki sana verirsem yerini söylemez. İyi hadi konuş, hadi konuş, hadi. Hadi. Kiraz. O ne abisi affedersin ya? Ocağına düştük Veysel abi. Yemin abim nerede? Bak gözünü seveyim söyle yerini. Yemin mi? Bak yalvarıyorum sana. Bir bilsen yeni bir tek sen bilirsin. Zümrüt ablamın canı tehlikede. Hatta hepimizin canı tehlikede. Alo? Orada mısın? Bana 3 bilet aldırdı. Biri Zümrüt'eymiş demek. Ne bilet anlatsana. Ne? Bir saat sonra haremden Güzel Mardin'de köye döneceğiz biz. Bak ne sen sormuş ol ne ben söylemiş olayım ha. Çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Ne? Anne bulduk. Hadi kalk otogara gidelim. Zümrüt. Abi. Anan olacak. O yılan nerede? Korkup da seni mi attı önüme? Ha, seni mi yolladı? Hayır, o yollamadım. O öyle bir şey yapar. Ben kendim geldim. Ulan, seni şimdi şuracıkla gebertip içimi soğutmak vardı ama. Artık orasını Faysal düşünsün. Ben namusumu temizleyeyim de. Ben sana ne yaptım? Biz sana ne yaptık abi? Ulan! Vur hadi. Vur. Vur. Vur hadi vur! Ağzını yüzünü dağıtayım da Faysal kapının önüne koysun ha seni. Ben yüzüne dokunmayacağım. Abi ben ne yaptım ha? Ulan daha ne yapacaksınız? Ulan ekmeğimize ton doğradınız. Ulan namusunuzu iki parana gittiniz lan. Abi ben ne yaptım? Yüzüne vurmayacağım. Yüzüne dokunmayacağım. Kardeşin yanından ayrılma anneciğim. Ben gelmeden de dışarı çıkma. Tamam anne. Ablanızı bulup getireceğim merak etmeyin. Hadi dikkatli olun. Hadi gülüm. Hadi içeri gidelim ablam. Ne düşünüyorsunuz? Sevgiyi çiftliğe göndermemeliydim. Lütfen kendinizde hata aramayın. Burada suçlu Zülfiye ile Esin. Ya Sevgi'ye hakim olamadılar. Bir de üstüne hatalarını gizlemeye çalıştılar. İhmalleri affedilir gibi değil. Haklısın. Zamanında onlar için sizi uyarmıştım. Ve yine haklı çıktım. Herkese karşı bu kadar iyi olmak zorunda değilsiniz. Hak etmiyorlar. O zaman seni dinlemem gerekiyor. Bundan sonra Sevgi için evde hem huzurlu hem de güvenilir bir ortam olması şart. Etrafında problemli insanlar olmaması lazım. Yani biliyorum. Şu anda bunları düşünecek gücünüz yok, yorgunsunuz. Evet. Hem de her bakımdan. Ama birilerinin bütün bunları sizin yerinize düşünmesi şart. Keşke bu işleri bana bıraksanız. Olur anne. Sana bırakıyorum. Ne gerekiyorsa onu yap. Peki tam yetkili miyim? Allah'ım ya ben ne yapacağım? Dur dur dur. Dur Allah rızası için. Allah rızası için bir dur. Dur. Ah Sümrüt sen bana ne yaptın? Ne yaptın? Kardeş bir... Allah'ım ya Rabbim Zümrüt ne yaptın sen bana ya? Kardeş bir durun be ya, bir durun ya.
Anneciğim bir şey... Cennet Hanım, ne yapıyorsunuz? Benim otobüs terminaline gitmem lazım. Benim yetişmem lazım Allah rızası için. Niye ki, ne oldu? Zümrüt gitti. Ben götüreyim sizi, buyurun. Sağ ol. Lan. Nankör seni. Babam seni akarası yapacağım diye canından oldu, canından. Ne diye? Zümrüt Hanım okul okuyacakmış. Neyle okuyacaksın lan okulu? He? Var mı sende o kafa? Çalışı problemli. Abi çok ödevlerim var. Çözdürüm kızay diye anam çağırmadan. Yazını okuyamıyorum ki. Bir araba saatte 50 kilo... Kilometre gidiyor. A noktasından B noktasına uzak. Uzaklığı 200 kilometre ise. He. Bu araba A noktasından B noktasına kaç saatte gider? Biliyorsun da ne okutuyorsun? Abi geçen sene de aynı sınıftaydın, yine aynı araba problemleri işte. Arabam var benim kız. Şimdi bak, geç şuraya. Şimdi ben arabayım, burası da A noktası, tamam. Senin durduğun yer 200 kilometre uzakta. Bir saatte bir adım gittim, her adım 50 kilometre uzakta. He. Sana kadar kaç adım atmam lazım say. Bir, iki, üç, dört. Dört saat. Anladın mı? Yemin. Hadi oğlum. Geliyorum anne. Zümrüt, anladın mı? Akşam ayakkabılarını boyayacaksın, tamam? Sende şu kadarcık akıl olsa o karının peşinden gelmezdin İstanbullara. O anın olacak, yılan da verecek bunun hesabını. Kurtuldum sanmazsın. Aldın işte beni. Onlar da işim bitti değil mi? Abi bir şey desene. Annelerimiz aynı olmasa da biz seninle kardeşiz. Kız saçma sapan konuşma, çarpacağım şimdi ağzına. Kardeşmişiz. Sen babama sebep ol, sonra biz kardeşiz. Sen babama evlat oldun mu da ben sana kardeş olacağım. Kardeşmişiz. Geç kalacağız, kalk. Otobüsü kaçıracağız. Uyuyan dediğin kadın hep kolladı seni. Kötü ses söyletmedi, söylemedi. Ama sen... Ya ne yapacaktı lan? Ha? Evin tek erkek evladı benim. Sizin gibi üç tane bela doğurmuş başına. Ya ne yapacaktı? Düş önüme, kırmayayım kafanı. Kalk. Kalk. Sen ne yaptın Zümrüt? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Cennet Hanım, merak etmeyin, bulacağız. Bulacağım elbet. Bulacağım. Bulacağım. İstedim ki yazımızı bir kez de biz yazalım. Anlatamadım. Dinlemedi. Ya nerede kaldın? Haydi hemen binelim.
Hayırdır oğlum, ne bu acele? Acele ettiği falan yok. Kalkacak otobüs, yerimizi bilelim diye yani. 10-10 dakika, aşağıda yolcu kalmasın. He bak gördün, muavin bile bineyim diyor. İyi haydi. Orada yolcusu kalmasın. Delikanlı, sen Cemal'in oğlusun. Hey amca, hayırdır? Duyduk babanı, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Polise niye haber vermiyoruz? Ay yok, sakın ha. Sakın oğlum. Sen buradan ayrılma, tamam mı? Sen burada otur. Tamam mı oğlum? Sen... Bunu duyan daha neler duymuştur. Yürü. Bak Zümrüt! 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 Allah aşkına kardeşine bunu yapma. Bırak kızımı ne olursun oğlum. Yapma bunu. Ulan sen canını mı sordun manyak? Gel bak buraya. Kardeşine bak. Bırak. Kendin gel ayaklarıyla köpek gibi. İn aşağı. İn. İn. Oğlum bıraksana, gidiyor kız. Oğlum gidiyor kız. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ulan sen Allah'ın misin lan? Ha? Sen bize bunu nasıl yaparsın? O nasıl yaparsın? Bizi nasıl bırakıp gidersin? Biz ne sözleşmiştik? Anne görmüyor musun? Olmuyor. Başaramıyoruz işte. Olmuyor canım. Olacak. Olacak, direnmeyi öğren artık. Ben bunca yolu, bu kadar eziyeti ne diye çektim? Sen vazgeç diye mi? Ha? Bir şey yapmadık kardeş. Yapmadık. Nereye götürüyorsun ya? Nereye? Allah'ım ya. Geçin araba. Bu iş böyle bitmeyecek. Konuşma lan. Rahat dur. Geç. Lan. Bana bak bana. Nerede lan senin cesaretin? He? Hani gelip kurtaracaktın ananı? Hani gelip kurtaracaktın kardeşlerini? Gidip ananın lekeli eteğine sığındın ha gene? He? Ne leke mi gördün oğlum? Sen hiç konuşma. Asıl yılanın başı sensin. Kara gözlerine kurban oldum. Sen beni, Cennet ablanı bilmez misin ki gidip elinin ağzının lafına bakıyorsun ya? Daha neyini bileceğim lan ben seni? Ha? Daha ne bileceğim ben seni? Lan bütün köy arkanızdan tef çalıyor, tef! İstanbul'a kızları sen getirip satmadın mı? Ha? Babamın katili sen değil misin? Sen. Senin şu arkandaki beyinsiz... Bana bak lan! Yeter be! Ne yeter ne? Ne yeter? İkinizi de geberteceğim. Hele buradan bir kurtulayım, ikinizi de geberteceğim. İkiniz de babamın hesabını vereceksiniz. İkiniz de! Demir. İyi misin? Neredeler? Ben iyiyim de yok kız kaçırmaymış, yok aile meselesiymiş. Şimdi de nezaretteler. Telefonda söyledim ya, hareme gittik. Bundan sonra otoların da...
Benim peder vefat etti komiserim. Ben de haliyle memlekete gömmeye gidiyorum. Kardeşim de gelip bir helallik almak istedi. Ama bu anası da rezalet çıkardı. Doğru mu dedikleri? Evet. Doğru. Doğru söylüyor. Cennet Hanım, korkacak bir şey yok. Biz yanındayız. Neyse gerçek onu anlat. Emin misin? Bu ifade çocuğun serbest kalmasına neden olacak. Biz rahmetliyle pek anlaşamazdık. Kızla illa gideceğim deyince dediği gibi oğlanın biraz dellendim. İstersen ben konuşayım. İstemem. Ben şikayetçi değilim. Cennet Hanım, müsaade et biz açıklayalım. Tamam beyefendi, taraflar şikayetçi değil. İsterseniz siz gidin. Biz de beyefendi yarım saat sonra bırakacağız. Bir sorun çıkmasın. Canımıza kastedenden şikayetçi olma. Sonra da kızım de. Artem abi, ben hareme geçiyorum. Arabayı alacağım. Sen iyi misin? Vallahi Zümrüt'ü kaçırdığını bilmiyordum Cennet teyze. Biz Mardin'e Cemal Ağa'nın cenazesine gidiyorduk. Diyecek bir şeyim yok. Zümrüt sayende kurtuldu. Unutacak değilim. Hakkını helal et. Cennet teyze. Yemini salacaklar mı? Kiraz, senin numaranı nereden biliyor? Yani... Oh. Yemini bırakmakla hiç iyi etmediniz. Eninde sonunda size zarar verecek. Öyle icap etti. Öyle icap etmiştir. Terazinin bir kefesine yemini koysan, diğer kefesine bizleri koysan yemin tarafı ağır basar. Çünkü o erkek. Olur mu erkek? Ben olanı tanıyorum ya. Yüreği iyidir. Kimseye kıyamaz o. Öyle mi? Öyle. Ya onu ben büyüttüm. Bir annesi de ben sayılırım, biliyorum. Anne, sen hiçbir şey bilmiyorsun. O beni nasıl dövdü biliyor musun sen? Neredeyse öldürecekti beni. O şikayet etmediğini oğlum bildiğin yemin değil. Bizi öldürmeye ant içmiş yemin. Hadi geçin arabaya. Geçin. Beni serbest bırakmayacaktın Cennet kadın. Bırakmayacaktın. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Diler senin fazet, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma be. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim.
Hanginizden başlayayım? Kardeşlerine bir şey yapma, beğeniyordur. Yok yok, bir şey yok. Gel annem, yat yat yat. Gideceksin şimdi, ev sahibinden usulünce özür dileyeceksin. Zaten yeterince yerimizi dar ettik. Anne yok ya, utanırım ben. Ha maşallah. Utanmam var yani. Bana bakın. Bugünü milat bileceksiniz. Bundan sonra hiç kimse tek başına bir iş yapmayacak. Benim lafımı ezmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam mı diyorum? Ben aklımın kestiğini yaptım. Kabahatim sizi düşünmek miydi? Hayır Allah'ım. Doğru söylüyor anne. Biz niye yaşıyoruz bunları he? Sahiste gecemiz gündüzümüz ya sokaklarda ya da karakollarda geçiyor. Neden? Zühre Hanım okuyacak diye. Kiraz bir sus, sus bir kiraz. Bırakmadınız ki gideyim, yaptıklarımı telafi edeyim. Anne telef olacağız. Bu yol çok yokuş. Yokuşsa yokuş. Bu yolun artık geri dönüşü yok. Bunu böyle bilin. Ben olmazı olduracağım. Bana inanın. Her şeyden önemlisi kendinize inanın. Artem. Ya dün geceden beri düşünüyorum, işin içinden çıkamadım. Sevginin içki içmesinin dışında kimse pek bir şey bilmiyor. Sevgi de bir şey hatırlamıyor. Yani? Yani Sevgi'nin bu kadar kontrolsüz olmasının altında şu isimsiz aramalar olabilir mi? Olabilir. Yani ne bileyim, bilemedim. Telefonunu karıştırdım. Evet, bir tane isimsiz arama var. Kazadan birkaç saat önce aramış. O zaman kesin bir bağlantısı var. Ama o işi Hande araştıracak. Bir sorayım istersen. Yok, belli ki Hande bir şey yapamadı. Bu işi sen araştırsana. Daha fazla zarar vermeden şu işten sıyrılalım. Tamam, sen merak etme. İşinin ehli birini bulurum ben. Tamam, ben içeri git. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Emir. Kraliçem, kendinize hoş geldiniz. Küçük Eren'le. Ne haber baba? İyidir. Ne oldu, sen de mi uyumadın yoksa? Sabahladık dedim ya hayatım. Ya Demir, kaza geçirmişim ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nerede olmuş? Şile yolunda. Orada ne işin vardı anne? Bize biraz müsaade eder misiniz?
Aa, ama biz çok iyiydik böyle, aşk olsun. Bırak da işini yapsın hayatım. Bir dakika, lütfen bu tabloyu kaçırmak olmaz ama. Mutlu ve Kazazi dahilimizin fotoğrafını çeker misiniz lütfen? Sigorta şirketlerinden reklam alacağız da. Ay ama bir dakika, benim saçım başım. Sen her zaman en güzelisin prensesim. Hadi gülümse. Hadi görüşürüz hayatım. Annem benim. Teşekkürler. Geç sen. Neredesin sen? Çiftliğe gittim, oradan geliyorum. Hayırdır, neden? Zülfü ablalarla konuşmaya gittim. Ama Hande oradaydı. Benden önce gidip onları kovmuş. Sen istemişsin. Neyin var senin? Hiç. Kafamda bazı şeyler yerine oturmuyor. Ama ne olduğunu hala bulamıyorum. Hadi sen git, dinlen biraz. Bence sen git, yorgun görünüyorsun. Ben annemle mutluyum. Efendim anne? Yok yok, her şey yolunda. Sözleşme mi? Getirmene gerek yok, ben geliyorum. Baba! Lan yavaş! Mağaraya gidiyorum ya. İyi tamam. Bana bak. Bu İstanbul'daki adamlar sağlam papuç değil mi? Yani sakata makata gelmeyelim oğlum. Acayip sağlam baba. Öyle dandik adam değil. Pilal Bey, holding, holding. Al da bak. İyi tamam. Gel. Bir daha böyle bir ev rüyamda bile göremem ben. Az daha bakayım anne. Kız uzatma, yürü işte. Hayırdır Cennet Hanım? Nereye gidiyorsunuz? Hem de Allah'a ısmarladık demedi. Yok. Hiç olur mu? Vallahi çok eziyet verdik size. Hanımın da bizim yüzümüzden rahatsızlandı. Ben de daha fazla zahmet vermeyelim dedim. Ne ilgisi var? Sevgi Hanım sizin yüzünüzden fenalaşmadı ki. Geçirdiği kaza yüzünden bayıldı. Tek o değil. Oğlan burayı biliyor. Bize de öfkesi büyük. Cennet Hanım. Burası güvenli bir yer. Çocuk size bir şey yapamaz. Yolcu yolunda gerek, sen bize izin ver, biz gidelim. Anladım. İlla gideceğim diyorsun yani. Peki şöyle bir şey yapalım. Sana bir atölye açalım. Kendi paranı kendin kazan. Evde tutarsın. Yoksa benim elim iş tutuyor, çok şükür ben hallederim. Neyi halledeceksin Allah aşkına? O kadar da uzun boylu değil. Bu şehrin her yeri güvenilir mi zannediyorsun? Bak, benim güvendiğim bir arkadaşımın atölyesi var. Seni orada işe koyalım. Hı? Hadi, bir kere de sözümü dinle ya. Hadi kızlar, siz odanıza gidin. Ha Cennet Hanım, bana az müsaade et. Üstümü değiştireyim, birlikte gideriz dükkana, tamam? Kızım sen kardeşine kayda gidebilir misin? Gideriz tabii ki anne. Hey, dikkatli ol. Güneş benim yanımda kalsın.
alın bir avuç toprak. Ha? Alın bir avuç toprak. Alın, alın. Bir toprak atmaya çok gördünüz ha Cemal Ağa'ya. Ayıptır. Bir başsağlığı dilemek yok mu? Ben sizin kölünüz değil mi? Ha? Bunca zaman cenazenizi mi kaçırdım? Düğününüzde altın mı takmadım? Hanginizin tavuğuna kış dedim de benim cenazem geçerken siz yüzünüzü çeviriyorsunuz. Ne etti bu Cemal size? Bir halt etmedi. Ama siz onu kumana çökertip kanını emdiniz. İşret sofrasına çağırdınız, demlendiniz. Şimdi mi bir Fatiha'yı çok görüyorsunuz? Ha biliyorum neden. Çünkü hepiniz korkuyorsunuz. Ha? O Faysal Ağa'dan it gibi korkuyorsunuz. Yazıklar olsun be. Muhtar Efendi en çok sana yazıklar olsun. Tabii sürünün başı yürümezse sürü de yürümez ama sana da yazıklar olsun. Adamlığına da, Müslümanlığına da yazıklar olsun. Tüfeğin sana! Acın olduğu için sesimizi çıkarmıyoruz ha. Lakin bir sus kadın ya. Ya bir sus! Ağadan filan korktuğumuz da yoktur yani. Kocan avradına sahip çıkamamıştır da ondan. Karısını kızını İstanbul'a götürüp satmıştır. Olgu da geri gelmiş, öyle elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Namus bu köyün namusudur ha. Ben de bu köyün namusunun bekçisiyim. Ne yapaydım? He? Yalayıp yutam mıydım? Gözümü mü kapayaydım? E hadi var git yoluna. Beni dinden imandan çıkarma ha. İmandan çıkmak için imanda durmak gerekir Muhtar Efendi. Sen namustan ne anlarsın be? Ben senin yediğin hatları bilmiyor muyum ha? En büyük namussuz Allahsız sensin be. Bunların hepsini çıkartacağım göreceksin sen. Kızıl kurt lanet olsun sana. La havle ve la kuvveti illahi billahi tillahi. Siz imansız. Bana bak. Seni okula götürdüğüme beni pişman etme sakın. Tanımadığın insanlarla konuşmak yok. Öyle dümdüz önüne bakacaksın. Allah Allah. Sen yine havalara girdin ha? Senin işin belli olmaz. Tanımadığın kadının odasına girip onun elbiselerini giyen kim bilir daha neler yapar. Sen dün gece yediğin hatları unuttun galiba. Annem bu sefer de senin yüzünden karakola girdi ya. Ecek kapımı senden çekti ya. Bakalım başımıza daha hangi belalar açacaksın. Buna bak. Senin elin çok uzadı ha. Kızlar, bir sorun mu var? Yok, üniversiteye kayda gidiyoruz. Atlayın hadi ben götüreyim. Yok yok, sağ ol hiç gerek yok. Biz iki dakikada gideriz. Bir sürü vasıta değiştireceksiniz, zor olur. Evet abla ya, hem biz neyden neye bineceğimiz nereden bilelim ki? Sorun olmaz Zümrüt, zaten başka bir işim yok. Hadi atlayın gelin. Hadi abla ya. Geç kalmak mı istiyorsun yani, bunu mu istiyorsun? Hadi tamam, hadi. Buna mı gel bakalım küçük hanım. Geç hadi Cennet Hanım. Buyurun. Tamam. Aşağıdaki işinizi bitirdikten sonra bunu asabilirsiniz. Merhaba Artem. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Sen de hoş geldin Güneş. Burada çalışmaya ikna ettin mi yoksa? Maalesef. Cennet Hanım'ı bizim Ahmet'in atölyesine yönlendireceğiz. Gerçekten mi? Hayırlısı. Boşuna uğraşma artık. Cennet Hanım bize rakip olmaya karar vermiş. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Bunca yıl sizin ekmeğinizi yedim. Ya benimki mecburiyetten. O nasıl söz Cennet Hanım? Biz de senin sayende az para kazanmadık. E hadi buyurun odaya geçelim. Sağ ol. Gel bakalım.
Buyur Cennet Hanım. Geç şöyle. Gel anneciğim. Haklı olarak oğlum hapse girmesin diye çırpınıp duruyorsun. İnsan böyle bir anayı başının üstünde taşımalı. Artem, sen içecek bir şeyler söyle, ben Ahmet'le konuşup geleyim. Tamam. Cennet Hanım, çay ya da başka bir şey içmek ister misiniz? Yok, sağ ol, çay yeter. Güneş ne içer? Süt olur mu? Olmaz mı? Olur tabii. Hemen söyleyip geliyorum. Sıkıldın mı? Evimiz olacak, arkadaşların olacak, okula gideceksin, mahallede oynayacaksın. Sıkılma annem. Hepsi geçecek. Bunu alın, içeriye götürün. Katlayabilirsiniz. Yılmaz abi. Merhaba Ahmetciğim. Hoş geldin abi. Sefalar getirdin. Buyur otur. Geç. Yok yok. Böyle iyidir. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun abi. Ne içersiniz? Yok. Şimdi bir şey içmeyeyim. Bir konuşalım da sonra içeriz. Emrin olur abi. Buyur. Memleketten hemşerim, dokuma ustası bir kadın geldi. Adı Cennet. Diyorum ki senin burada işe koyalım. Hem göz kulak olursun. Estağfurullah abi. Başım gözüm üstünde. Hemen gelip başlasın. Sağ ol Ahmetciğim. Ha, bu arada maaşını ben ödeyeceğim. Sen ödüyormuşsun gibi yapacağız. Bu aramızda kalacak. Olur mu öyle şey abi? Bizim yardıma muhtaç kadın kontenjanımız her zaman var yani. Aman ha, bu söylediğini duymasın. Gururlu kadındır, vallahi çeker gider ya. Ha, bu arada gelirken memleketten yolda parasını çaldırmış. Bunu da sen avans olarak verirsin. Tamam. Yok abi, ben ver. Şşş. Şimdi bir sade kahve söyle de içelim. Ya bu soysuzlar senin yüzünden böyle konuşuyor, biliyorsun değil mi? Ya oğlum, nasıl kaybedersin babanın silahını? Nasıl kaybedersin? Ya tamam anne. Yenisini alacağım dedim ya. Nasıl alacağım? Param mı var? Sen orasını karıştırma. Nasıl karıştırma? Ya karıştırma işte. Hadi git eşyalarını hazırla. Allah Allah. Allah çıkarma. Bu anın geleceğinden o kadar çok ümidimi kesmiştim ki hala inanamıyorum. Artık inansan iyi edersin. Bak geldik. Ya şu okulun güzelliğine bakın. İnsanın burada ders işleyesi bile gelmez. Bildiğin üniversite biraz. Neyse, hadi oyalanmayalım. Kayıt yerini bulmamız lazım. Vazgeçip bambaşka bir yola gelmiştim. Şimdi buradayım. Şükürler olsun. Ben buldum seni. Sen bana dua et bence. Canım, nasılsın? Merhaba canım.
Maalesef dinlenemedim. Mağazaya geldim. Neyse ki bu gece de hastanede sabahlamak zorunda kalmayacaksın. Akşama taburcu olabilirmişim. Harika bir haber. Sevgi, sabahlamam gerekiyorsa yine sabahlarım. Yeter ki sen iyi ol. Teşekkürler hayatım. Yılmaz, sonraki gün bütün bu olanları kutlayabilir miyiz? Elbette kutlarız. Hem de her zamanki restoranda. Yaşasın. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Akşama görüşürüz. Merhaba anne. Merhaba. Sevgi bugün mü çıkıyor? Evet, bugün taburcu oluyor. Umarım dersini almıştır. Bir daha böyle şeyler yapmaya kalkmaz. Onu anlamaya, onu dinlemeye başlarsam bunlar bir daha yaşanmayacaktır. Söylediklerini hep kulak ardı ettim. Ona hasta muamelesi yaptım. Suç bende. Bence kendinize haksızlık ediyorsunuz Yılmaz Bey. Siz her şeyi olgunlukla karşıladınız. Olgunluk boş vermek demek değil ki. Yeni bir hayat için mücadele etmek gerek. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ne demiş atalarımız? Zararın neresinden dönersek kârdır. Bu arada yarın akşam için Çubuklu'daki restorandan Sevgi'yle bana yer ayırtırır mısın? Tabii. Sağ ol. Kayıt ücretini bankaya yatırdıktan sonra gelin kayıt işleminizi sonlandıralım. Nasıl yani? Ücreti şimdi mi ödeyeceğiz? Evet, kayıt sırasında vermeniz gerekiyor. Sonra ödesek olmaz mı? Bugün mesai bitimine kadar yatırmanız gerekiyor. Erteleyemeyiz. Şey yapsak, ben derslere başlamasam... Yani parayı ödedikten sonra derslere başlasam olmaz mı? Olmaz. Kayıt için harcı yatırmanız şart. Yanınızda nakit yoksa fakülte içinde bankaların standları var. Kredi imkanı sağlıyorlar. Ya bize kim kredi verir ki? Temin olarak ancak annemin ilk patiklerini gösterebiliriz. Zümrüt, istersen ücreti ben ayarlayabilirim. Yok olmaz Demir. Zaten başına bir sürü iş açtık. Ne yapacaksın abla? Bugün kaydın son günüymüş. Sen de duydun işte. Hatta birkaç saatimiz kaldı. Mesai saatleri dışında işlem yapamazsınız. Zümrüt. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Borç veriyorum sadece. Tamam mı? Tamam ama annemin haberi olmayacak. Borcumu da en kısa zamanda geri ödeyeceğim. Tamam, merak etme. Şey pardon, hesap numaranızı alabilir miyim? Tabii. Telefondan halledeceğim ben de şimdi. Şurada yazıyor. Teşekkürler. Şunu vereyim. Otur otur Cennet Hanım, rahatsız olma. Sağ ol. Yeni işin hayırlı olsun. Oldu mu? O kadar çabuk. Ahmet de çok sevindi. Zaten senin gibi usta bir dokumacıya ihtiyacı varmış. Borcum çoğaldı. İnşallah helalleşmek de kısmet olur. O nasıl söz Cennet Hanım? Ben sizin dokuduğunuz halılardan az para kazanmadım. Bu sadece ufak bir karşılığı, o kadar. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ne demek? Bütün hakkım helal olsun. Allah razı olsun. Atölyeyi görmek ister misin? Olur valla. Tamam. Cüneyt, bir dakika gelir misin? Güneş. Onu da götürebilirsin. He. Ya da burada da kalabilir. Yok, o benimle gelsin. Sen bilirsin. Sağ ol. Atölyedeki arkadaşları bir tanı. Ortamı bir gör. İnşallah memnun kalırsın. İnşallah. Sağ ol. Gel. Cüneyt. Cennet Hanım'ı Ahmet Bey'in mağazasına götür. Oradan da atölyeye geçecekler. Beklersin, sonra da eve bırakırsın, tamam mı? Baş usta Yılmaz Bey. Güneş, haydi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. E haydi.
Düş peşime de otobüse yetişelim. Hayırlısıyla o cennet kanlı gömleğini muhtarın suratına kendi elimle çarpacağım. Bakalım o zaman böyle bizden illetli gibi kaçanlar ne halt edecekler ha? Kızılkırt. Hele hadi. Ablacığım, ya bir daha bilmem ama eğer binecek olursam sen bana kapıyı açma, olur mu? Bekleme de, belki başlarım, kalırım o izle. Peki. Gerekirse ararsınız, gelir alırım size. Telefon var değil mi? Yok. Burada dükkanın numarası yazılı. Benimki de. Ararsınız, gelir. Tamam, sağ ol. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. Tamam, ben hallederim. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Yılmaz abinin bahsettiği usta halıcı sizsiniz değil mi? Cennet Hanım. Estağfurullah. Ben çocuğu da getirdim ama. Sorun değil. Buyurun atölyeyi göstereyim. Tamam. Buyurun. Arkadaşlar, Cennet Hanım yeni çalışanımız. İhtiyacı olursa yardımcı olursunuz. Bu tezgah senin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hadi, kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşler. Geç güneş. Gördün mü? Yeni eleman almış. Geçen hafta yeğenim için konuştuğumda ihtiyaç yok demişlerdi. Kim bilir kimin torpiliyle geldi. Elinde de çocuk var. Ne günlere kaldık. Çıkar yakında kokusu. Aman boş ver. Biz işimizle olmayalım da. Haydi bakalım. Ya şu şehrin güzelliğine bakın. Parası olan için cennet. Parası olan için de ayrı dertleri var bir kiraz. Merak etme. Ya insanın parası bile olsa bu şehri gezip bitirmeye ömrü yetmez ki. Hala inanamıyorum. Sanki bir an uyanacağım yine Mardin'de evdeyim. Her şey bu kadar güzel olabilir mi diye düşünüyor insan. Sende bu inanç varken her şey çok daha güzel olur. Emin ol. İnat demek istedin herhalde. Keçi inadıyla bizi buralara kadar sürükledi de. Kiraz bugün Zümrüt'ün günü. Onu üzmek yok. Tamam mı? Ne dersiniz? Size güzel bir yemek ısmarlayayım mı? Yok, gerek yok Demir. Gerçekten zaten o kadar zahmet ettin, sağ ol. Zahmet değil canım, sürpriz. Ne dersiniz? Hazır çıkmışken bir iki yer görelim değil mi? Demir, gerçekten teşekkür ederiz, sağ ol. Ama ben çok merak etmeye başladım bu yemeği. Birazdan görürsün. Çok özel bir yerde çok özel bir yemek yiyeceksiniz. Yasin! Yasin! Ya Yasin! Heh. Abi telefonu çalıyor ya. Efendim Demirciğim. Yasin'in misafirlerimle geliyorum, karnımız çok aç. Abiciğim çok yoğunum ya, dışarıda yiyin. Ha tamam o zaman. 15 dakikaya biz de oradayız, spesyalimizi hazırlıyorsun. Tamam mı kardeşim? Hadi görüşürüz. Alo! Kapattı arkadaş ya.
Ne oldu abi? Hiç sorma. Demir Bey spesine evliliğini istiyormuş. Aslında benim de canım çekmişti. İyi oldu. Kardeşim şuraya masayı hazırlarsın. Ben çok yorgundum. Çok çalıştım. Çok çalışıyorum zaten. Hep. Sen yaparsın bir şeyler. Kesin gelmeyecek. Görürsün. Demir bu. Belli olmaz. Acaba apartmanın benim adım olduğunu söylemesek mi? Ya Melisa'cığım siz düşman değilsiniz ki. Bir yıla yakın iyi kötü bir şey yaşadınız. O kadar da çekinmene gerek yok. Ne bileyim Leyla ya. Bu çocuk benim aklımı başımdan aldı resmen. İtalya'ya gidip gelmek de kesmedim. Uzaklaşınca unuturum, rahatlarım dedim ama yok. Hala kaldığım yerdeyim işte. Pek bir yerde kalmamıştınız ya. Neyse. Sağ ol Leyla ya. Vallahi çok güzel moral veriyorsun canım arkadaşım. Senin için parti düzenliyorum. Daha ne yapayım? Kiraz. Gel hadi gel. Çok özel bir yer dediğin burası mıydı? Evet. Beğenmedin mi? Yok. Beğenmemek değil de şaşırdım yani. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar tanışın. Zümrüt, Kiraz, Erkan, Yasin. Efendim yiyebileceğiniz bu dünyadaki en lezzetli şey şu anda karşınızda. Menemen mi? Yalnızca menemen değil. Yasin'in menemeni. Ha Yasin'den başkasının. E bildiğin menemen işte. Sen kapasana çeneni. Ah bak lezzeti anlayan birisine benziyorsunuz. Yaşayın. Hadi o zaman. Soğutmadan yiyelim hemen. Buyurun. Şimdi şöyle alalım. Al bakalım. Çok güzel. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmez miyim? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Acı biber var mı? Oğlum ama. Karışım gitsene ya. Turşu var istersen. İstemem mi? Arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Aa, şuna bak. Biri samimi olmaya çalışıyor. Haydi anneciğim gel bakalım. Kolay gelsin. Cennet Hanım. Buyurun. Cennet Hanım buyur avansın. Ama ben daha çalışmadım. Ama çalışacaksın değil mi? Ben sizin dokuduğunuz halıları biliyorum. O yüzden hemen aldım işi. Hem bizim çalışma usulümüz böyle. Ha öyle mi? Evet. Ha. İyi sağ ol. Buyurun. Hoşça kal. Hoşça kal. Demek buradaki arabaları siz yapıyorsunuz. Yapmıyoruz da topluyoruz işte. Ama ne güzel. Yani benim hiç böyle zevklerim olmadı. Abla hadi kalkalım. Hani çok hevesledin Kiraz, ne oldu? Hevesim kaçtı. Aa, arabaya bak. Leyla geldi değil mi? Melisa? Ne o? Şaşırdın mı beni görünce? Temelli orada kalacaksın diye biliyordum. İnsanın bırakamayacağı şeyler olunca geri dönüyormuş işte. Ya Demir'cim, Melisa kesin dönüş yaptı. Üniversiteye burada devam edecek. Buyurun, taze çayımız var. Yasin, bizi arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Benim mi? Onların, onun... Hadi Zümrüt biz kalkalım artık. Bir çay içseydik. Biz çok içtik size afiyet olsun. Memnun oldum. Ya Demir
Aslında biz şey için gelmiştik buraya. Yarın Melisa'nın dönüşünü kutlayacağız biz de. Belki gelmek istersin. Hoş geldin Melisa. Oldu mu? Bunları söylemek için ta oralara gelmeme gerek kalmadı herhalde. Hadi kızlar. Yasin bir çay doldur da içelim mi? Koydum ya, al. Sen de istiyor musun? Yılmaz. Hoş geldin. Çocukları yollarsın sanmıştım. İşin gücünün arasında ne niyetinde geldin. Geçmiş olsun artık. İyisin değil mi? İyiyim, çok iyiyim. Güzel. Hadi evimize gidelim. Kiraz, baksana. Yüksek notu olanlara %100 burs dışında bir de katkı bursu veriyorlarmış. Güzel güzel. Bize de bir faydan dokunur. Bak göreceksin, ben bir okula başlayayım. En yüksek notu alacağım. Aman iyi. Başka da bir derdin yok zaten. Ya baksana. Demir çok tuhaf değil mi? Böyle bir sürü parası var. Hani lüks içinde yaşıyor. İstese alamayacağı bir şey yok. Ama gidiyor tamirhane köşelerinde menemen yiyor. Değerli olan şeyler illaki pahalı olacak diye bir şey yok ki. Hayatta pahalı olmayan zevkler de olabilir Kiraz. Çok saçma. Benim o kadar param mı olacak? Böyle gideceğim tamirhane köşelerinde menemen yiyeceğim. Cık, hayatta olmaz. Ne yaptınız? Anne, ha, kayıt oldun mu? Hallettim. Ay maşallah maşallah, sen şimdi avukatlık okuluna mı girdin? Evet, karşında geleceğin avukatı bir genç kız duruyor. Ay maşallah. Bir de geleceği ablası sayesinde belirsiz olan başka bir genç kız. Öyle deme anneciğim, hepinize sıra gelecek. Sana gelecek, Güneş'e. Ben de şey girdim. Gerçekten mi? Ya ne kadar çabuk. Ya Yılmaz Bey sağ olsun beni bir yere yerleştirdi. Anne artık şans yüzümüze gülüyor desene ha. Dur bakalım, bu daha başlangıç. Başımı sokacak bir yerde bulalım. Ondan sonra değmek keyfimize değil mi Güneş? Vallahi ben çok mutluyum. Sonsuza kadar burada yaşayabilirim. Hiç de şikayetçi değilim. Olsan şaşarım zaten. Bir şeyler aldım ya biraz. Demek bu kadar çabuk bırakıp gidebildiniz beni. Hiç olur mu Sevgi Hanım? Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Çözülür, sorun değil. Çözülür, tabii ki çözülür. Bunca yıldan sonra. Esin'e de söyle hemen geri gelsin. Burası sizin de eviniz. Baş üstüne. Anne. Ne oldu? Babam göz açık gitti be oğlum. Bak, rahmetliyi rahat ettirmek istiyorsan gereğini yapacaksın. Yalnız gereği değişmiştir şimdi. Yemin, ben çok düşündüm. Sen o yılanların canına kastedip de katil olmayacaksın. Yok. Sen Zümrüt'ü Faysal Ağa'nın ayağının dibine atacaksın. Öyle olunca Cennet de öbür cihanları alıp gelecek mecbur. Kendi kızının marabası olacak. Bu daha büyük bir intikam. Sen onları buraya getireceksin ki bizim yüzümüz yerden kalksın. Vay Cemal Ağa, vay Cemal Ağa. Kaderinde seni iki kişilik cemaatle kaldırmak da varmış ya. Ya anne, o 200'lerin fatihasına mı kaldı benim babam? Boş ver. Hem Sevgi Hanım da geldiğine göre yemeye başlayabiliriz. Afiyet olsun.
Müsaaden olursa Kiraz sana bir şey söyleyecek. İzinsiz odanıza girdim. Özür dilerim. Olur öyle şeyler. Asıl ben seni korkuttum, kusura bakma. Evde yabancı görmeye pek alışkın değilim de. Cennet Hanım, her şey iyi gidiyor. Bu da hayat yolunda demektir, değil mi? Sağ ol, hakkın ödenmez. Estağfurullah. Bir tek derdim var, yerimi yurdumu bilmek. Eğer müsaade edersen bu misafirlik artık bitsin. Cennet Hanım, bilmediğiniz şehirde rahat edebileceğiniz bir ev bulmak kolay mı? Ayrıca o işler zaten ilgilenecek. Bir de burası kocaman bir ev. Rahatsız edeceğiniz bir durum yok ki. Merak etmeyin Cennet Hanım. O işi ben halledeceğim. Bizim mahallede kiralık evler var. Onlara bakabiliriz. Yılmaz, bizim dernekte böyle şiddet görmüş muhtaç kadınlar için bir fon var. Hatta bir evden de bahsediyorlardı. İsterseniz bir konuşayım. Bence okula yakın bir yer olsa çok daha iyi olur. Yani her gün o trafik çekilmez. Arabayla bile bugün çok zorlandık. Evet, yol çok uzundu. Sen de zahmet oldu, sağ ol. Ya olur mu? Yabancısın. Yolları bilmenin için biraz karışık. O yüzden söyledim. Benim oğlum böyledir işte. Her şeyin üstüne vazife edilir. Sevgiciğim, oğlumuz centilmendir. Biz de işte durakta yolumuzu bulmaya çalışırken... Ya tamam, götürecek bir şey yok. İyi ki gördün bizi. Ya biz kendimiz giderdik ama nasıl dönerdik onu bilemeyeceğim. Hadi bakalım, çorbalarınızı soğutmayın. Afiyet olsun. Hadi. Oğlum sen ne diyorsun? Hem elin hem gözün telefonda, ne bir haber bekliyorsun? Ya bu jandarma bizim muhtarı aldı mı acaba? Ne? Jandarma? Ne edecek o? Demek ki bir bildiğin varmış jandarmanın ilgisini çekecek. Hala. O çoktan kaçmıştır. Kaçar. Bu sefer buldu belasını, biraz zor kaçar. Hadi inşallah. Babanın intikamını da böyle bir avazda alırsın ha, aslan oğlu. Babamın kırkı çıkmadan alnımızın akıyla döneceğiz anne köye. Bak o duasını esirgeyenler gelip nasıl tek tek dua edecekler. Baban onlara ne etti ki? Hiç. Baban ne ettiyse bana etti. Ben daha Gonca Gülken o karıyı üstüme getirdi. Bilmiyorum, belki sevdi, belki sevmedi. Allah'a ayağın bana karanlık. Ama bana çok çektirdi, çok. Çok çektirdi. Hakkımı helal etmeyecek olsam ben etmezdim. Ama bak, aslan gibi, dal gibi bir oğlan verdi bana. Affettim gitti. Ne iş İbrahim? Jandarma niye gelmiş? Muhtara baskın verdiler. Vay, sebep? Kaçakçılıktandır, ne olacak? İhbar varmış. Bizim köyden mi ihbar eden? Bilmiyorum. İnsanın evi gibisi yok. Değil mi baba?
Ama uzun gün oldu bugün. Melisa gelecekti, aramayı unuttum. Ne partisi bu? Melisa'nın organizasyonu mu? Hayır babacığım, benim organizasyonum. Melisa'nın eve dönüş partisi. Ah, geldi. Dur, ben açarım. Zaten odama çıkacaktım. Hadi iyi geceler bir tanem. İyi geceler baba. Ah, hoş geldin Melisa. Hoş bulduk Artem amca. Leyla nerede? İçeride mutfakta seni bekliyor. Teşekkürler. Kahve istiyor musun? Yok, sonra içerim Leyla. Ne yapıyorsun? Leyla, Demir'den haber var mı? Ya dün akşam aradım ama kesin cevap vermedi. Ya Leyla, ne olur konuş gelsin ya. Leyla, ne olur gelsin. Bir ara yokla bakalım, ne diyecek? Tamam. Ne haber Demir? Hayırdır Leyla? Ya netleşemedik. Yarın partiye geliyorsun değil mi? Parti senin olsaydı kesin gelirdim. Ama Melisa'nın partisi. Ne olacak? O davet ediyor zaten seni. Hem bu vesileyle de barışmış olursunuz. Barışmak için küsmek gerek. Neyse, sen Melisa'ya teşekkür ettiğimi, işim olduğunu söylersin. Tamam mı? Peki. İyi geceler. Sana da. Gelmiyor. Sevgi hastaneye yattığından beri üzgünsün. Yani seni tanımasam Sevgi'ye üzüldüğünü falan sanacağım. Üzülüyorum. Ama Sevgi'ye değil. Bu kazayı yapmasına sebep olduğumuza. Sen değil miydin ölmesin, sürünsün diye? Al işte, sürünüyor. Anlamıyorsun değil mi Zafer? Gerçekten anlamıyorsun. Bu kaza Sevgi'ye yaradı. Yılmaz hiç görmediğim kadar fazla ilgileniyor onunla. Yılmaz'ı kıskanıyorsun sen. Dalga geçmeyi bırak. Başa sardık, farkında mısın? Daha büyük bir plan yapmamız lazım. Çok daha büyük bir plan. Plansa plan. Her türlü uyarım. Tabii sen parasını ödediğin sürece. Şimdi benim biraz işim var. Sen yarın bana gel, düşünelim. Yapacak daha iyi bir işim yok zaten. Karısıyla yemeğe gidecekmiş. Bana yer öğüt dedi. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Devam etsene. Yok, mırıldanıyordum. Annemin icadıyla iyi geliyor insana. Böyle içli söyleyince nasıl ferahlıyor hayret. Haklısın. Bizim yaralarımız bir türküyle üfleyip gideceği benzemiyor. Sen de biliyorsun. Kendi gözünle gördün işte. Aslında çok şanslısınız biliyor musun? Her şeyden önce başınızda canını siper edecek bir anneniz var. Orası öyle. Annem tek şansımız. Ben bu hayatta hiçbir şeye özenmedim biliyor musun? Mesela sizin eviniz var. Şahane bir eviniz var.
Ama ben hiçbir zaman bu benim olsun demem. Ben annemle, kardeşlerimle her şartta yaşarım. Tek ki özgür olalım. Zümrüt. Ben gideyim. Sağ ol, görüşürüz. Rica ederim. İyi geceler. Sevgi. Sevgi. Efendim? Hayatım, göz bandımı bulamıyorum. Çekmecedeydi. Ne bulamadım işte. Yılmaz. Hı. Bu insanları bir otele yerleştirsek daha doğru olmaz mı? Olur mu hayatım? Burada daha güvendeler. Şimdi onları hadi gidin otelde kalın, parasını ben ödeyeceğim diyemem ki. Kızlarıyla Demir çoktan içli dışlı oldular bile. Hem onların başındaki belayı kendi üstümüze almamız doğru mu? Tamam, haklısın da. O kadının dokuduğu halılardan yıllarca para kazandık. Evet ama halıların ederini ödemedik mi? Ödedik. Ona yapılanların suçlusu biz değiliz. Ödedik diye kıymet bilmezlik edemeyiz ki. Tamam etmeyelim ama benim bu evde bir oğlum var. Ve tedirgin oluyorum. Sen de bunu anla. Tamam. Ama inan, eninde sonunda nasıl olsa gidecekler. Peki. Sevgi. Gel. Gel. Bak. Bunların hepsi geride kalacak. Şu anda en önemli şey ne biliyor musun? Sen. Ve ailemiz. Ve seni rahatsız eden o adamı mutlaka bulacağım. Gerçekten. Gerçekten. Bana inanıyorsun. Elbette inanıyorum. Ben senden şunu rica ediyorum. O adamı bulana kadar bana inanmanı ve güvenmeni istiyorum. Tamam. Tamam. Anne. Sen niye erken kalktın? Vallahi heyecandan mı, geç kalma korkusundan mı bilmiyorum, ben uyuyamadım. Al. Al. Okulda lazım olur. Sağ ol. Bu sana verdiğim ilk karşılık. Allah bana güç kuvvet versin. Hiç kimseye muhtaç etmeyeceğim sizi. Anne, ben senin çabanı da güvenini de boşa çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Ay. Kuzum yavaş, kardeşlerim uyanmasın. Kuzum yavaş yavaş yavaş, kardeşlerim uyanmasın. Yavrum kalır çıkmasın beni. Kötü günler geçecek anneciğim, geçecek hepsi. Bak geçti bile. Sen umutla gidiyorsun, ben işe gidiyorum. Anne. Ben de evde kalıp çocuk bakacağım, değil mi? Ay, kirasın yavrum. Evet annem ama şimdilik. Şimdilik bana yardım et. Ay güzel kızım. Hadi yatın, hadi. Yat, 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 hadi. Anne kolay gelsin. Fazla yorulma. Kardeşini size emanet. Hadi, kızım hadi. Yavaş.
Anne, halin kaldı mı? Şuradan vapura bineceğiz. Halim kalsa ne olacak, kalmasa ne olacak? Düştük bir kere, geldik yollara. Vay anam vay. Memleket gibi şehir. Seni bir otele yerleştireyim. Şu işlerimi de bir halledeyim, gerisi kolay. Sen merak etme. Ey maşallah benim oğluma. Hep böyle cevval olasın, o zaman sırtımız yere gelmeyecek. Hadi anne, hadi. Güne katılacaksın değil mi? Evde toplanmıyoruz ha. Dışarıda toplanıyoruz hep. Kafede. Ha katılacağım, katılacağım. Tabii tabii. Günaydın. Sana da. Karga yemeden kalkmış gelmiş. Daha kimin gözüne gireceksin? Aman boş ver. Bunun arkası sağlam. Dalaşmayalım. Olan bize olur. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Patlama ya, patlama ya. Efendim Leyla. Çık gel diye aradım. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Bu son. Bir daha emri vaki yapmayacağım. Tamam Leyla. Tamam. Geliyoruz. İyi. Görüşürüz. Kiraz, ben bazen hayattan çok korkuyorum biliyor musun? İnanmayacaksın ama ben de. Böyle sanki kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlere bırakılmışız da hiç kimse görmeyecekmiş. Duymayacakmış, unutacaklarmış gibi mesela. Unutsalar daha iyi. Ben unutmamalarından korkuyorum en çok. Annemi düşün o zaman. Bana iyi geliyor. Başımızda o kadar çok bela var ki abla. Annem nasıl dayanacak hiç aklım almıyor. E biz de destek çıkarız o zaman. Ya bak kendin demiyor musun başımızda o kadar dert var diye. Günaydın kızlar. Bana destek olacak var mı aranızda? Su almaya geldim. Ben veririm. Ben alırım tamam. Sağ ol. Ne o yüzünüzden düşen bin parça? Oho, mesela ara. O zaman bu akşam hazırlanın partiye gidiyoruz. Ne partisi? Yok olur mu öylese? Niye olmuyormuş? Leyla aradı az önce tekrar. Sizi de davet etti bu akşam. Hep beraber gideceğiz partiye. Yok artık. Bizi de mi davet etti? Hı hı. Abla, ne olur biz de gidelim, ne olur. Kiraz olmaz. Bizim ne işimiz var partide? Hem anneme de haber veremeyeceğiz zaten. Olmaz. Demir çok sağ ol, sen git. Merak etme, Cennet Hanım'la konuşurum ben. Siz bir an önce hazırlanın da çıkalım. Tamam mı? Hadi. Abla, ne olur gidelim. Biraz dur, hemen geri döneriz. Kiraz olmaz. Cem ilk baştan anneme yalan mı söyleyeceğiz? Hayır. Ya annemin haberi bile olmaz. O gelene kadar zaten biz dönmüş oluruz. Ne olur abla ne olur. Zülfiye, gece mavisi elbisemi bulamıyorum. Ay apar topar çiftliğe gittik ya Sevgi Hanım. Ben onu unuttum.
Ay, kuru temizlemeci de kaldı. Ne olur kusura bakmayın, hemen aldırırım. Tamam tamam, önemli değil. O gün öyle bir rüzgardı, hepimize çarptı geçti. Geçen gün şu küçük kız çocuğun denediği elbisemi hatırlıyor musun? Evet. O elbisemi de o kıza verelim. Peki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Kardeşimize bir oda lazım. Kaç gün kalacaksınız? Bilmem ki. Bir ya da iki. 14 numara. Yalnız parayı peşin alıyoruz. Kaç para? 100. Ne tarafta o da? Buyurun, bu tarafta. Hadi yürü anne. Ulan yolun tozuyla oturuyorsun, kık! Ya anne, otel burası, otel. Otel motel, kık! Elini yüzünü yıka, bir yu kendine gel, yat, uyu, azıcık dinlen. Ne yapıyorsun? Nereye çıkacaksın? 5 kuruş, paramız kalmadı. Para bulmam lazım. Üstümü değişip çıkacağım. Gidip şunları göstereceğim. Ne tarafa? Nereye gideceksin? Ya karıştırma. Sanki söylesen bileceksin. Sultanahmet'e gideceğim. Oradan da Galata'ya. Bildin mi? Bilmedim. Ey maşallah benim kara oğluma be. Ha? Daha dün bir bugün iki koca şerif kafasına yerleştirmiş. Heh, ölmeyesin değil mi? Allah'ım yarabbim sen bizim yüzümüze gül de biz buradan bir an önce çekip gidelim. Gideceğiz ana. Hem de alnımızın akıyla gideceğiz. Bana bak, sakın sokağa falan çıkma ha. Çay, su falan içeceksen şu arada iç. Yok canım, ne çıkmazsa. Hele. Son müzayededen aldığımız parçaların gideri yazılmamış buraya. Müzayede giderleri için ayrı bir dosya tuttum. Buyurun. Öyle mi? Hı-hı. Güzel. Bunu akıl ettiğin iyi olmuş. Pardon. Alo. Efendim abi. Hah. Dinliyorum. Öyle mi? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tabii ki geleceğiz. Tamamdır, görüşürüz. Hande, çocuklar vitrini yeniliyordu. Bir bakar mısın ne durumdalar? O iş biteli çok oldu Ertem Bey. Çocuklar vitrin düzenlemesini bile yaptılar. Yok yok, ben de baktım. Birkaç şey beni rahatsız etti. Işık düzeniyle ilgili birkaç problem var. Onu yeniden ayarlasınlar. Ziya abi, Sevgi'ye fotoğrafları kimin yolladığını bulmuş. Daha fazla mide bulandırmadan şu işi çözelim mi? Vitrin çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Işıklandırma için havanın kararmasını beklemeyin. Tamam Hande Hanım. Akşam içinde çubukluğu yer ayırttım. Takım elbisen burada mı? Buradan gideceğim. Hazır Bilal Bey. Giyinme odasında hepsi. Gidebilirsiniz. Bilal Bey. Bahsettiğim adam vardı ya. Kapıda.
Bak Sabri. Sakın beni ucuz işlerle ve aptal adamlarla uğraştırma. Tamam. Al içeri. Bilal Bey seni görmek istiyor. Getirdiklerine bir bakacakmış. Sabri abi. Benim iş ne oldu abi? Demek yemin sensin. Ne güzel ismin varmış senin. Eyvallah. Sağ olasın. Bize Mardin'den ne getirdin? Dur 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 sakin ol. Önce geç otur şöyle. Sabri dedi ki çok akıllı bir çocukmuşsun sen. Sağ olsun. Bakalım o kadar akıllı mısın? Bizim işimizde insan kalitesi çok önemlidir. Akılsız adamla çalışmak çürük tulayla ev yapmaya benzer. Yanarsın. Doğrudur. Siz bana güveneceksiniz ki ben de size güveneyim. Değil mi? Çok doğru. Ama senden istediklerimizi tam olarak yapamamışsın. Sabri öyle dedi. Neyi yapamamışım? Veysel'in mağarayı öğrendim işte. Alet, edevatı. Ne varsa hepsi orada. Sakladığı parçaları da çıkardım, getirdim. Ha, çıkardığı yeri soruyorsanız... zaten orası da aşağı yukarı belli. Pekala, çıkar bakalım. Pardon, bir saniye, bir saniye. Müsaade edin, bir haber vereyim. Siz burada bekleyin, biz işimizi yapıyoruz. Ne oluyor kardeşim? Polis. Polis de. Burası Dingo'nun ahırı mı? Böyle mi girilir? Eski eser kaçakçılığı ile ilgili ifadenizi alacağız. Ne eski eseri? Neden bahsediyorsunuz siz? Mardin'den Veysel Hızarcı'yı tanır mısınız? Önce bir meseleyi anlatın da anlayalım. Veysel Bey ihbar üzerine tutuklandı. Biz de bağlantılarını soruşturuyoruz. Kendisiyle daha önceden bir tanışıklığınız, ne bileyim bir alışverişiniz oldu mu? Çok affedersiniz memur bey. Müsaade varsa biz gidelim. Tanıştığımıza çok memnun oldum beyefendi. Çık. Pekala. Ama böyle ayaküstü ifade verecek falan değiliz değil mi? Müsaade edin önce bir avukatımızı arayalım. Kızım avukatı bağla bana. Yemin, asansör çağır. Ben geliyorum. Delikanlı, sana söylüyorum bey. Bana mı dedin abi? Öyle selamsız sabahsız nereye kaçıyorsun? Yok, benim acelem vardı, duymamışım. Bu ne? Hiç, annemin birkaç parça altını vardı, onu bozduracaktım. Ver bakayım şunu, ver şunu. Bunlar da annenin ziynetinden kalandır kesin, değil mi? Komiserim, vallahi benim bir suçum yok. Bırakın beni gideyim bak. Komiserim, vallahi benim bir suçum yok. Bırakın beni gideyim ha. Komiserim. Tamam anladık. Hadi bir iç. Geç. Gidelim bakalım. Fakat şunu bilin. Vatanı ve milleti için çalışan bir iş adamıyım ben. Benim devletimden gizli saklı hiçbir şeyim olamaz. Bilal Bey, emniyette anlatırsınız. Buyurun. Ziya abi. Merhaba. Yılmaz. Merhaba. Memnun oldum. Nasılsınız? Sağ olun. Ziya abi emekli komiser. Eski komşumuz. Sipariş verdin mi abi? Şu meseleyi bir konuşalım da. Yemesi içmesi kolay. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben bu sinsi düşmanın kim olduğunu çok merak ediyorum.
Bu düşmanla ilgili benim de bazı kaygılarım var. Hayırdır abi? Ama önce niyetinizi bilmem lazım. Bu genç adam tek parça olarak mı kalacak mesela? Bunu bilmem gerekiyor. Nasıl söz? Ziya Bey, ya benim derdim ailemin huzurunu bozan bu kişinin kim olduğu ve bunu niye yaptığı. Son günlerimizi zehir etti bize. Eşim az kalsın onun yüzünden ölüyor. Peki, size güveniyorum. Sağ olun. Harun Seybek, bu adı daha önce duydunuz mu? Hayır, ben duymadım. Peki, bu Harun Zeybek'le ilgili elinizde herhangi bir bilgi var mı? Yani fotoğraf, adres, sabıka kaydı gibi. Fotoğraf yok. Sabıka kaydı yok. Ama adresi burada. Harika. Adrese nasıl ulaştığını hiç sormayacağım abi. Evet. Şimdi bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bak bakalım buraya. Hadi Leyla, bir daha arayalım. Ya rahatla Melisacığım. Gelecek, sakin ol biraz. Bak, herkes senin için gelmiş buraya. Onlarla sohbet et. Rahatla biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla abla? İyiyim. Gelin kızlar bir şeyler yiyelim. Zümrüt hadi. Keyfinize bakın. Misafirlerin de yanından hiç ayırmıyorsun. Melisa. Ne güzel. Koçeri'den torpilliymiş ya. Yakını mıymış? Köylüsü mölüsü falan mıymış? Hem de ne yakınıymış? Kadın adamın evinde yaşıyormuş. Ne adamlar var be. Hem karısına hem de metresini aynı eve sokuyor. Kim? Kim olacak? Bu Yılmaz Bey'le Cennet kadın işte. Ne yani? Yılmaz Bey'in metresi bu köylü kadını mıymış? Görünüşe aldanmayacaksın. Kadın adamın evinde yaşıyor diye hop geldi tezgahın başına konuverdi işte. Düşün. Düşün. Metresi midir yoksa kapatması mıdır? Sen bir dur. Dur. Sen beni tanıyor musun? He? Tanımıyorsun. Tanımadığın insan hakkında sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Utanmıyor musun? Sen nasıl annesin? Nasıl insansın? Nasıl kadınsın? Kalk, kalk şimdi yüzüme söyle. Asıl sen utan Cennet Hanım. Neden utanacakmışım ha? Sen yaparken utanmıyorsun da biz söyleyince mi kabahat oluyor ha? Söyleyende mi kabahat var yoksa yapanda mı? Ha? Yalan mı? Yalan mı Ahmet Bey? Yılmaz Koçeri'nin torpili değil mi bu kadın? Halime sen işine bak. Cennet... Sen de sus. Haydi. Size afiyet olsun. Sizinle sonra konuşacağız. Cennet Hanım. Cennet Hanım. Allah Allah ya. Utanmaz insanlar, Cennet ahlaksızlar. Hanım, gelin sakin olun. Oturalım konuşalım bir. Ne sakin olurum ne de 5 dakika daha burada kalırım. 2 kuruş para için al şunu da bu rezilliği çekecek değilim. Haydi işiniz de hayırlı uğurlu olsun. Cennet Hanım. Nasıl insansınız ya? Siz nasıl insansınız? Başkasının haysiyetiyle, şerefiyle nasıl oynuyorsunuz böyle? Vicdanınız nasıl buna izin veriyor? Ayıptır ya, günahtır ya. Cennet. Ah aptal Cennet. Seni kendi insanın sana iftira atmış. Bunlar mı atmayacak? İnsan her yerde insan. Artık herkese güvenmemeyi öğren. Bana yardım et ya Rabbim.
Burası. Ne yapacağız? Dur bakalım. Merhaba. Merhaba, buyurun. Gel, kapısını çalacağız. Şey mi düşünüyoruz? Tabii ki. Güzel. Bugün daha başka neler yaşayacağız çok merak ediyorum. Arka tarafa bakayım. Kusura bakmayın, ben sizin evde olduğunuzu bilmiyordum. Önemli değil, geçici. Ben kızlara bir bakayım. Kızlar yok ki. Nasıl? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok yok. Bir şey olduğu yok. Kızlar Leyla'daki partideler. Parti? Hani gençler toplanıp müzik dinleyip içki falan içerler. Yok, onu demiyorum. Benim kızlarımın partiyle ne işi olur ki? Ya, yol bilmez, iz bilmez, insan tanımazlar. Ev anlamına gerek yok Demir yanlarında. Ama her zaman yanlarında güvenilir biri olur mu bilmem. İki kızla nasıl başa çıkacaksın? İşin çok zor. Sen bana Artem Bey'in adresini yazabilir misin? Yazarım tabii de. Nasıl gideceksin? Ben giderim. Yok, Cüneyt falan bıraksın seni. Öyle tek başına gidemezsin. Yok yok, istemem. Yalnız bayağı uzak. Olsun, ben giderim. Ben size yapacağımı biliyorum. Daha dün benim lafımı ezmeyin dedim. Nerede bulacağım Allah'ın cezası yeri şimdi? Abi, ya şu adrese bir baksana. Oo, senin bayağı mesafe var. Yapma ya. Bak şimdi, şuradan dolmuşlara bin, son durağında in. Orada belediye otobüslerine bin, şoförlere sor, sana gösterir. Son durak. Son durak. Sağ ol. Thank you.
Güzel bir. İçinde birilerinin yaşadığı çok belli. Buna rağmen adam hiçbir iz bırakmamış kendiyle ilgili. Evet. Karşımızda ya çok akıllı profesyonel biri var ya da ne yaptığı ile ilgili zerre kadar fikri olmayan biri. Her ne olursa olsun biz bu işin peşini bırakmayalım. Burada bekleyeceğiz. Burada. Evet. Bu kadar güzel bir evi bırakıp gidecek hali yok ya. Olur. Nasıl? Bak buraya. Bak bak, iyice bak. Bu oturan delikanlıyı tanıdın mı? Türkiye'nin en büyük suç örgütünden birinin başındaki adam için çalışıyor. Kimmiş o, Bilal Bey mi? Kendini çok zeki zanneden herkes gibi karşındakini aptal bellemişsin delikanlı. Aferin sana. Oyunu kuralına göre oynuyorsun. Ya komiserim, benim örgütle falan ne işim olur? Allah aşkına bırakın beni. Yemin. Bak, bizim karşımıza senin gibi yüzlerce insan çıkıyor. Artık adamın kaşını kaldırışından suçlu mu değil mi anlıyorum. Sana gelince, sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Birazdan amirim de burada olur. Bu adamın neler karıştırdığını çok çok iyi biliyoruz. Tutuklanması için tek bir kişinin ifadesi yeter. Bilal Hanzade ile ilgili bildiğin her şeyi anlat. Senin lanet gelsin sesine uğursuz. Tövbe estağfurullah. Allah, 72 milletin 72'si de bu otele dolmuşlar. Biz sana yemin be. Ben sana ne zaman güveneceğim, ne zaman sırtımı dayayacağım? Tırfi sana. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aradığınız kişiye şu anda... Ya sabır, ya selamet. İnşallah o cennet karısının saçından tutup buraya getiriyorsundur. İnşallah onun peşindesindir yani. Yoksa ben seni lime lime edeceğim. Vallahi gece görsem ben bundan korkarım. Akbilin dostlarım. Doldurmanız lazım. Nereden dolduracağım? Çık dışarı, ileride doldurabilirsin. Sağ ol. Ablacığım, ben bunu dün doldurmuştum da bu boşalmış. Bunu nereden dolar? İlerideki solda bir şeyler var. Oradan doldurabilirsin. Sağ ol. Kardeş, bana dolduruver. Abla, sıraya girmelisin. Arkada sıra. Sağ ol.
kardeşim yavaş ya. Dur, nereye geçiyorsun? Oo, yavaş ablacığım ya. Yavaş bir dur. Aa. Buraya gelmeme her kim sebep olduysa ben çıkmadan önce bulunsun. Ah Sabri, senin işgüzarlıkların. Uyarıyorum ama Sabri Bey sizi benden bile korumaya çalışıyor. Haklısınız. Sabri Bey işleri biraz sıkıcıdır. Bilal Hanzade. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü de kanadını kırdılar. Biz yolumuzu emin adımlarla yürürüz memur bey. Sıçramayız. O yüzden kanadımıza kimse dokunamaz. Sorgudaki genç adam öyle demedi ama. Seninle ilgili her şeyi anlattı. Ben o parçaların tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Satmak için Bilal Bey'e götürdüm. O da bunlar tarihi eser, ben almam dedi. Kovdu beni. Vallahi de billahi de bilmiyordum komiserim. Allah Allah. Hayatımda ilk kez gördüğüm biri benim hakkımda ne bilebilir ki adım soyadım dışında? Kaldı ki müvekkilim isnat edilen suçlamaları reddetti. Kendisinin tarihi eser kaçakçılığıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Daha önce söylediğim gibi, tarih eserlerle tek ilgim arada sırada müze gezmek. İfade tutanağını imzaladıktan sonra gidebilirsiniz. Söylemek ha. İçmek ister misin? Yok sağ ol. Ben içerim, seviyorum onu. Tabii. Şurada var. Git iç de biraz daha rezil et kendini. Al bundan içebilirsin. Ay yok sağ ol. Alkol yok içinde. İçebilirsin. Teşekkür ederim. Güneş ister misin? Anne. Ne yapıyorsunuz siz? Hı? Ne yapıyorsunuz? Bu kadar eziyeti bu yüzden mi çektik? Birbirimizi kaybedelim diye mi? He? Zümrüt, sen bu yalanları ne kadar sürdüreceksin? Hayalleri ne kadar mı sürdür? He? Hadi düşün önüme. Anne. Cennet Hanım. Durum gördüğünüz anladığınız gibi değil. Zümrütler gelmek istemedi. Ben davet ettim. Kızacaksanız bana kızın. Yani düşünemedim. Sen düşünmeyeceksin zaten, onlar düşünecek. Verilen söz banadır. Ezip geçinen yine benim. O yüzden sen üstüne alınma. Bir damla çocuğu da getirmişsiniz. Yürü düşünüme. Hadi. Cennet Hanım.
Cennet teyze. Ne? Kızlar kötü bir şey yapmadı gerçekten. Ben kızlarımın kötü bir şey yapmadığını biliyorum. Bana kızlarımı anlatma. Şimdi çekil önümde. Tamam, çekileyim de nereye gidiyorsunuz? En azından eve bırakayım sizi. İstemez. Sen arkadaşların yanına git. Kızların benimle gelecek. Sizi Yemin isimli o çocuğun ifadesi kurtarmış Bilal Bey. Allah Allah. Ne ifade vermiş? Elindekilerin tarihi eser olduğunu bilmediğini, sizin bu durumu fark edince onu ofisinizden kovduğunuzu ve bu tür şeylerle asla ilgilenmediğinizi söylemiş. Genç dostumuz zannettiğimden daha akıllı çıktı. Doğrusu ben de çok şaşırdım. Çok mu şaşırdınız? Bence şaşırmayı bırakıp işinizi yapın. Derhal o çocuğu oradan çıkarın ve buraya getirin. Sizi bekliyorum. Emredersiniz Bilal Bey. Anne. Anne. Anne eve dönmeyecek miyiz? Hayır, bir daha o eve dönmeyeceğiz. Hiç mi? Hiç. Evdeki bütün içki şişelerini kaldırın. Hay hay, yeter ki siz isteyin. Şoför hazır mı? Acelem var, daha kuaföre falan gideceğim. Ben kullanmak istemiyorum. Yılmaz'la döneriz. Hazır, buyurun. Anne, ne olur affet bizi. Elini ayağını öpeyim anne. Özür dileriz anne. Ama hiç öyle gördüğün gibi değil. Değil mi abla? Hem biz sana haber verecektik zaten. Gönlümü çok kırdınız. Çok kırdınız. Bana yalan söyledin diye. Yalan ne? Olacak şey mi? Olamaz. Anne lütfen affet. Dedim ki eyvah eyvah Cemal, eyvah eyvah. Kökün çürümüş, dünya yıkılmış, altında kaldın. Yani öyle bir şey. Hayır anne. Anne affet bizi lütfen. Deme öyle anne. Biz böyle olacağını bilemezdik. Hem sana da söyleyecektik zaten. Bana bir söz verin. Daha benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız. Tamam mı? Söz mü? Tamam söz. Senden habersiz hiçbir şey yapmayacağız anne. Vallahi söz. Benim sizden başka kimim var? Ben kime inanacağım? Bana kötü laf yedirtmeyin, benim başımı eğdirmeyin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Annem, biz Yılmaz amcalara niye gitmiyoruz? Bak sen de bizden bir şey saklama. Yoksa bir şey sakladığım yok. Tırnağımız varsa bundan sonra başımızı kendimiz kaşıyacağız. Kimseden bir şey istemeyeceğiz. Ama bir şey mi dediler sana? Ne oldu? Ne yok canım, kim bana bir şey diyecek? Hiç kimse bir şey demedi. Bundan sonra kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Şşş. Ne ayak oğlum bunlar? Hadi kalk buradan gidelim. Şöyle bak hadi yürü. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı yürü. Yürü, yürü çabuk. Hoş geldiniz Sevgi Hanım. Hoş bulduk. Koltuğunuzu alayım.
Yılmaz Bey'i beklerken bir içki içmek ister misiniz? Masanız henüz hazır değil. Tamam, teşekkürler. Hoş geldiniz Sevgi Hanım. Hoş bulduk. Her zamankinden mi? Hayır, bu sefer bir kahve alacağım. Peki. Gel. Bilal Bey, müsait misiniz? Umarım tek başına gelmedin. Yok. Çok değerli bir misafirimizle geldim. Hoş geldin. Estağfurullah. Beyim, sağ olasın. Sahip çıktım, bir başıma koymadım ben orada. Geç. Bak genç adam. Açık söyleyeyim, bugün beni çok şaşırttın. Senin zekan ve cesaretin sayesinde bir sürü saçmalıkla uğraşmaktan kurtulduk. Ele vermediğin için teşekkür ederim. Estağfurullah beyim. Beyim, bu kaptırdığımız parçalar... gitti mi gider değil mi, geri alamayız. Maalesef. Yemin, sen şimdi nerede kalıyorsun? Tarla başındayım, bir otelde. Yalnız mısın? Yok. Annemle. Geçimini nasıl sağlıyorsun? İşin gücün var mı? Vallahi işte güya bu size getirdiğim parçaları satıp biraz idare edecektim ama... Bak genç adam. Eğer yanlış anlamazsan sana bir teklifim olacak. Estağfurullah abim. Sen artık bizim dostumuzsun. Annen de misafirimiz sayılır. Ama ben misafirlerimi tarla başında bir otelde barındıramam. Eğer müsaade edersen Sabri gitsin anneni otelden alsın. Ve benim çiftliğime yerleştirsin. Yok bayım, hiç olur mu öyle şey? Olur olur. Çok da güzel olur. İzin ver, ben de böyle teşekkür etmiş olayım. Sabri, Yemin'in annesi artık bizim misafirimiz. Sana emanet. Şimdi izninizle. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim, afiyet olsun. Artem, saat kaç oldu? 9:10 geçiyor. Sevgi'ye ayıp oldu. Restoranda beni bekliyordu. Telefonunu versene. Benimki de yok. Artık gitsek mi? Yok canım, niye gidelim? İşi şansa bırakmayalım. Şey ne biliyor musun? Sen ve ailemiz. Oğuz bana her zamankinden. Peki Sevgi Hanım. Buyurun. Oğuz. Her zamankinden. Peki Bilal Bey. Her zamankilere.
Bazenleri. O zaman suskunlara. Korkaklara. Olur. İnsan insan yapar. Nedir o? Korku. En çok ne kadar cesur olabilirsiniz? Olamam. Çünkü gerek yok. En çok ne kadar sadık olabilirsin? Olmam. Çünkü gerek yok. Belki de sadakat insanın kendi kendine yapabileceği en büyük ihanettir. Ben tutkuya inanırım. Çok sıkıcı. Belki de adam evde bir olduğunu anladı. Çok uzadı Yılmaz. Haklısın, uzadı. Ama onunla ilgilenen birilerinin olduğunun haberini bu kadar çabuk alamaz değil mi? Biliyor musun Artem, kendime çok kızıyorum. Sevgi yeniye inanmadım diye. Hop 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 hop. Beni de düşürecektin kızım ya. Biraz dikkatli yürüsene. Yılmaz'la ilgili tam olarak bundan bahsediyorum Zafer. Dikkatli yürümezsek beraber düşeriz. O düştüğümüz yerden de biraz zor kalkarız. Konu yine döndü, dolaştı. Yılmaz'a bağlandı. Vallahi helal olsun. Her defasında nasıl başarıyorsun? Hayret. Anahtar sende mi? Anahtarı sana vermiştim. Evet. Oydu galiba. Kimdi onlar Zafer? Yılmaz'ı gördüm. Çabuk ol.
Evin önüne bir adam koyalım diyeceğim ama bir daha geri gelmez herhalde. Biz yine de peşini bırakmayalım. Geç şöyle önüme, geç. Bakmayın arkanıza, yürüyün. Bakmayın. Anne, arkamızdalar, geliyorlar. Bakma arkaya, yürü yürü. Çok şükür kurtulduk şu uğursuz heriflerden. Abla! Kes! Kes sesini, konuşma! Dökülün paraları. Ne parası? Altın altın ne varsa dökülün. Yemin ediyorum yok, hiçbir şey yok, bak! Yalan söylüyorsunuz, dökülün lan, yemedirim. Oğlum yok, yok! Yalan söyleme! Çek şu bıçağı! Yaklaşma lan, yemedirim! Bırakın ablamı! Yapma! Çek şunu! Yaklaşmayın, gebertirim. Yardım edin! Kes sesini be çocuk! Öldürüyorlar! Kes! Ya kimse yok, adam öldürüyorlar ya! Ya yardım edin! Oğlum ne olursun bak, hiçbir şey yok. Ne yapıyorsunuz orada? Bırakın kızı! Yakalayın! Oğlum! Yakalayın lan şunu! Polis çağırıyor! Oğlum polisi çağır Allah aşkına! Oğlum! Al! Abla! Hadi! Hadi şimdi beni kes! Hadi kes! Hadi kes! Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Şimdi göç zamanı, giden gidene. Şu gurbet ellerde öldürme beni. Şimdi göç zamanı, giden gidene. Şu gurbet ellerde öldürme beni.